Hay, şimdi öncelikle şunu vurgulamakta yarar var. En başında da söylemiştim. Yeni ekonomik program ismiyle müsemma olmayan, yeni bir şeyin olmadığı, aslında mevcut politikaların devam edeceğinin bize müjdeleyen ya da olumsuz anlamda bunu söylüyorum bir program. Ne anlamda? Şimdi biz sorunları hep dışarıda arıyoruz ama birazcık da şu gözle bakmak lazım. Kur bugün niye bu seviyelere geldi? Biraz bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun arkasında birkaç tane faktör var. Elbette Amerika ile olan ilişkilerin hırpalanmış olması ve Amerika'nın attığı adımların efendime söyleyeyim uyguladığı ambargoların elbette etkisi var. Ama şu gerçeği unutmamak lazım. Kurdaki bu kontrolsüz yükselişlerin arkasında Türkiye'nin üretim modelindeki problem de vardı. Bu birinci nokta. Üretim modelindeki problemden kastımız ne? Biz aslında katma değer üretmeyen, gelir üretmek suretiyle zenginleşeceğimiz bir politik ortam, ekosistem yaratmadan ağırlıklı olarak inşaat üzerine kurulu ve büyük sermayedarlara daha çok gelir pastasından dağıtan bir yapıyla geldik. Bu üretim modeli iyi bir üretim modeli değildi. Dolayısıyla bunun faturası olarak da bu kur yükselişini öyle ya da böyle bir gün yaşayacaktık. Sadece Amerika ile olan ilişkiler bunu hızlandırdı. Tek fark o. İkincisi Türkiye bugünkü bu alınmış adımlarda da yani yeni ekonomik programın içerisinde de ben şunu daha fazla görmek ve duymak isterdim. Belli bir kurala dayalı olarak bu işi götürebilmek. Yani tamam biz harcamaları kısıyoruz. Bunun arkasında böyle bir matematik var. Bunu böyle bir matematiğe göre uygulayacağız şeyini hissetmek isterdim. Maalesef ki biz bugüne kadar ekonomi politikalarında o kur yükselişinin arkasındaki ikinci faktör olarak koyacağım şey de kuralcı bir yaklaşımdan ziyade keyfi yaklaşımlar üzerine bunu kurmuş olmamızdı. Haliyle de bu ne getirdi? Hem yabancı aktörler üzerinde hem de yerli aktörler üzerinde bir güven bunalımına neden oldu. Bugün borsamız dolar bazında, TL bazındaki borsayı geçtim, dolar bazında yani TL bazındaki borsayı dolar kuruna böldüğümüzde dolar bazında borsamız neredeyse 2008-2009 krizinde gördüğü dibe yakın. Şimdi böylesine kelepir haline gelmiş Türk varlıklarına halen yabancı yatırımcı ilgi göstermiyorsa, bu ülkeye giren sermaye akımlarında bir iyileşme olmamışsa demek ki biraz daha Türkiye ekonomisinde hem mali piyasalarda hem de ekonomik aktivitede bozulma beklediklerinin işaretidir. Bugün hala vatandaş 6.20'lerde, 6.30'larda böylesine artmış faizlere rağmen halen dövize dönmüyorsa, dövizden TL mevduata geçmiyorsa, ben bir istatistik vereyim, yerli ve milli diyoruz ama bankalarda tuttuğumuz toplam mevduatların içerisinde döviz mevduatlarının payı %50'ye geldi. Görülmemiş bir şey.